searching. Life burn eight, we set blazes. We set blazes. We set blazes. I'm a lunatic. Evet, yeni bir gün, buz gibi bir havayla karşınızdayız. Sabah -2 derecede karlar yağıyordu buraya. Bugün öğlene doğru falan şu anda 2-3 derecelere çıkabildik. Bir süredir de motora binmiyordum, hazır dedim ufak bir güneş görmüşken ki buraya ne olmuş. Dedim ki çıkalım, aynı zamanda da bu soğuklarda motosiklet kullanırken neye dikkat etmemiz lazım, biraz da onunla ilgili konuşuruz. Şimdi bir çalıştıralım ve çalıştırmışken bu konuyla ilgili genel bir yanlış var bilinen, onunla ilgili hem sohbet etmiş oluruz. Şimdi akümüz zayıflamış gibi durmuyor. Zaten bir haftadır falan çalışmıyor. Evet, bir sıkıntısı yok. Şimdi genel olarak soğuk havalarda motor çalıştırma ile ilgili şöyle bir problemimiz vardır. İnsanlar şöyle derler. Ben tabii abi çıkmadan önce 5 dakika bekliyorum. Isınıyor, öyle biniyorum. Asla 3 dakika ısınmadan binmiyorum gibi. Aslında tamamen yanlış olan ama kendince doğru olan şeyleri savunurlar. Aslında bir motoru 1,5 dakikadan fazla çalıştırmanın size pek bir yararı yoktur. Yani bunun tam 1,5 dakikadır, 2 dakikadır, 2,5 dakikadır diye koyamam ama şöyle bir şey var. Bilirsiniz işte arabalarda da belli bir hararet seviyesinde durur aracınız. Çalıştırdığınız zaman sıfırdır. Sonra bu hararet seviyesi yükselir, yükselir, yükselir ve ideal seviyeye geldiği zaman orada durur. Durması gerektiği motorun durması gerektiği ısı da kalır. Bunda da aynı. Şimdi biz bunu çalıştırdığımız zaman arabada şöyle bir durum vardır. Olduğu yerde 15 dakika tutun. Bir de giderken 15 dakika tutun. Giderkenki zamanda işte 7 dakikada, 6 dakikada, 5 dakikada ısındığını görürsünüz ama dururken 15 dakikada aynı ısı seviyesine gelebilir sadece. Yani orada birazcık doğal olarak tabii ki giderken daha kolay ısındığını, daha hızlı ısındığını görürsün. Motorda da böyle. Beklediği yerde bu rölanti halinde böyle uzun uzun tutmanın hiçbir yararı yok. Bunu çalıştırıp şöyle yapıyoruz. 30-45 saniye bekliyoruz. Bu yağ kendini bir çevirsin. Elektrik gitsin, tesisatı bir toparlasın, kendine gelsin. 45 saniye, 1,5 dakikadan sonra başlıyoruz yürümeye. Yürürken işler değişiyor. Hemen onu da yolda anlatalım. Ya gene benzin ışığı 5.57 falan mı olduk en son? Tabii hava soğuk diye içtik miçtik her şeyi giydik yani. İçtik, kışlık, eldivenler, montlar. İçtik giyen adam da piçlik olmaz derdi. Bir motoblog arkadaşım. Ne babacığım, ne dedik? 45 saniye, 1,5 dakika ısıttık motoru. Bindik, çıktık yola. Burada şöyle bir kullanım devreye giriyor. Yüksek devirlerde kullanmayacağız motoru başta. Yani o aşınma olayını arttırmayacağız. Şimdi motor bloğumuz çalışıyor. Siz o devri arttırdıkça o motor bloğu ne oluyor? Silindirler daha yüksek devirde çalışmaya başlıyor. Daha hızlı gidip gelmeye başlıyor pistonlar. Biz bunu mümkün olduğu kadar az seviyede tutacağız. Tabii ki motorun da zorlanacağı kadar az seviye değil. Bak bu şekilde. Bak gazlıyorum. 5000'e çok da gerek yok. Devam. Eğer motorunuzda ısı göstergesi varsa, mesela bizim 1150CS videosuna dönün. 1150CS videosuna benzin göstergesinin yanında bir hararet göstergesi görürsünüz. Orada ısı seviyesi ideal seviyeye ulaşırsa o saatten sonra tabii ki istediğiniz kullanımda kullanın. Ama oraya gelmeden kullandığınız bu yüksek performanslı kullanım sizin motorunuzun ömründen yiyor arkadaşlar. Çünkü ısınmayan, tam olarak ısınmayan bir yağı, suyu, motor bloğunun tam performansa gelmeden önceki halinde motor bloğundan o tam performansı çıkartmaya çalışıyorsunuz ve bu size bayağı kötü döner. Yani tabii bir kullanımda olmaz, 3 kullanımda olmaz, 10 kullanımda olmaz ama 50 kullanım, 100 kullanım, her seferinde böyle kullanım falan derken o motorun ömründen güzelce ne yeriz abi. Tabii bu soğuk havalarda başka neye dikkat etmemiz lazım? Zincir. Zincirimizdeki yağ sürmesek bile soğuktan dolayı kuruyabiliyor. Sonuçta ne yapıyoruz? Biz sıvı bir yağ sıkıyoruz. Zincirli motorlar için konuşuyorum. Bu sıvı yağ bekliyor şimdi. 5 gün, 6 gün hava kötü oluyor, binmiyoruz.
O zaman ne yapmamız lazım? Yağı bir kontrol edeceğiz, zincir yağımızı. Kurumuşsa tekrar yağlayacağız. Çünkü sonuçta bir yağ ve havalar soğuk. Burada bile 0 derece. Van'daki kardeşimiz, Erzurum'daki kardeşimiz ne yapsın? Yani oralarda durumlar daha da fenadır. Isı göstergesi olmayan motorlarda 10-15 dakika, en azından bir 10 dakika falan bu şekilde yavaşça kullanın. Bir kendine gelsin. Sonrasında şey yapın. Hemen kullanmayın arkadaşlar. Boşu boşuna motorunuza da zarar vermeyin. Bir de havalar kötü olduğu için fren disklerimiz, balatalarımızın yıpranması normal hava koşullarına göre daha kolaydır. Bu yüzden neye dikkat etmemiz lazım? Bir fren balata temizleyici alalım. Fren balata temizleyici diye bir şey var. Diskinize ve balata boşluklarınıza sıkıyorsunuz. Bir tane de ondan alın. Bunu böyle buzluk havalarda kullandıktan sonra sık sık diskinizi, balatalarınızı onunla temizleyin. Kafanız rahat olsun. İçine dolan pislikler, işte donup, sıkışıp bilmem ne, diskinizden ses gelmesine, balatanızın ömrünün kısalmasına izin vermesin böylece. Daha da uzun ömürlü kullanın, daha verimli kullanın. Ekipman durumları falan var. İçlik giyin, bacaklarınız üşür. Ayaklarınıza özellikle dikkat edin. Çünkü bir insanın en kolay üşüyen ve hastalığı en kolay kaptığı yerlerden biri ayaklardır. Abi kaldırım var eşek kadar ya. Ayaklarınıza dikkat edin. Sıkı çoraplar giyin, güzel motor botları giyin. Bir de pantolon giyin, içinde içlik giyin. Siz bir sıcak tutsun. Yani tabii belli bir sıcaklıktan sonra çok sıcak olması, yani tutması her zaman mümkün olmuyor ama elimizden geldiği kadar üşümemeyi sağlamalıyız. Çoğu motorda herhangi bir ısıtıcı düzeneği olmadığı için bizim ilk amacımız üşümemek. Yani Goldwing kullanmıyorsanız ya da Harley. Harley'de de neydi var? Elektra'da mı ne vardı değil mi ısıtıcı? Ondan sonra montlar, kışlık eldivenler, yazlık böyle yok yarım kesik eldiven falan. Deli misiniz oğlum, havalar soğuk. Dikkat edin, bunlara zaten son 10-15 gün kaldı yani. Ondan sonra havalarımız topluyor. Açıkmış. İyi, jet gibiyim. Money is money ya. Ben de GoPro'yu test etmeye çıktım. Nasıl olmuş, mikrofon deliyim? Güzel. Sen aç mısın? Açım ama siteyi bitirmeden çıkmayı düşünmüyorum. Neden? Ben de şeyi anlatıyordum. Soğuk havada motora binerken nelere dikkat etmeliyiz? Yerlere. Doğru ama yerlerle güzel bir tespit yaptın. Onunla ilgili de dönerken bir şey anlatıp bu videoyu bitirmeyi planlıyorum. Ben gidip geliyorum. Ulan Canberk çok iyi noktaya değindi ya. Yer durumları var. Yer durumları diyorum. Şimdi motorcular için, arabalar için de aynı keza öyle. Araçlar için en kaygan olan zeminler, yağmurlu hayvan gibi ıslak olan zeminler değildir. İki ana temaya dikkat edeceğiz. Biri viyadükler, köprüler, ayrım noktaları, böyle yolun zayıf noktaları. Hepiniz yollarda şeyi görmüşsünüzdür işte. Viyadükler ve köprüler önce donar gibi bir tabela görmüşsünüzdür. Onun böyle daha uzun kalabi bir ismi var ama unuttum. Bu gibi noktalarda dikkat edeceğiz. Çünkü bu gibi noktalar bu havalarda donmak için en müsait ve en kolay donabilecek alanlar. Buralara dikkat edersek, özellikle dönerken kavşaklarda dikkat edin, birçok kaza zaten kavşaklarda, köprülerde, viyadüklerde olur. Bir de buna donmayı falan filan eklersek iyice canımız sıkılır. Lastiklerimiz biraz ısınmış. Evet, keyifli hale gelmiş. İkinci noktada şuna dikkat etmemiz lazım. Hafif ıslak zeminler. Aklınızda canlandırın, böyle hafif yağmur yağmış bir yol düşünün. Böyle yağmur ilk başladığı zamanlarda yerler böyle öbek öbek su olur ve kaygandır o zemin. Esas kaygan olan zemin şuna göre odur. Yani böyle full ıslak olması yerine kuru ıslak olması daha tehlikelidir. Çünkü ıslak bir zeminde lastik de ıslanır ve ıslak tutuş dediğimiz performansı göstermeye başlar. Ama o zeminde tam böyle arada, yani kaysan mı tutsan mı etsen mi çarpsan mı falan, o zemin tam böyle cila olur. Durumlar böyle. Kötü havalarda motor sürenlerin sayısı azalıyor. Tatsumolar, ki ben de birazcık Tatsumoyumdur. Bana hava soğuk hava işlemez de ben şeyi sevmiyorum. Yağışlardan hoşlanmıyorum yani. Yağmur yağdığı zaman ben yokum abi. Çünkü buna keyif almak için biniyorum ve yağmur yağdığı zaman arabaya binmek benim için daha kolay geliyor. Ama arabam olmasaydı binerdim. Bunun da şu gidon kolaylığına hastayım ya. Gidon hafif, hakimiyet kolay. Dikkat edelim. Sakin kullanalım. Yollara, motorumuza, ekipmanımıza dikkat edersek ve arabaların bizi düşünmesini değil, biz arabaları düşünerek hareket edersek hiçbir problem olmaz değerli arkadaşlar. Kendinize
iyi bakın diyorum. Kucağa Kantar'ın bu bölümünden şimdilik bu kadar. Allah'ım çok güzel. Allah'ım.